Bereket TV stüdyolarından mutlu günler değerli izleyenler. Bereket TV Haber Merkezi'nce hazırlanan Tarım Bülteni programında tarım gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Antalya temasları kapsamında domates fuarının açılışına katıldı. Tabi söz konusu domates olunca Bakan Fakıbaba'nın gündeminde Rusya'ya ihracat da vardı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde domatesin gündem maddesi olduğunun altını çizen Bakan Fakıbaba, gıda güvenliğinin de önemiyle ilgili şunları söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin bu konuda görüştü. İnşallah, ben inanıyorum, çok kısa bir süre içerisinde de çok iyi gelişmelerin olduğunu ve büyük müjdeli haberler verileceğini de ben buradan özellikle Antalyalı hemşerilerime bildirmek istiyorum. Biz bir defa millet olarak bizim yemediğimizi dışarıya satmayız. Zaten dışarı da almaz. Ama bir kısım insanlar bunu kötülemek için, yok efendim gıdada şu hormon var, yok ya bunun neresinde hormon olacak, niye hormon kullansın kardeşim? Benim çiftçim akıllı insandır yani. Bundan hormon kullanıp da kalıntı tespit edildiğinde geri döneceğini bilmiyorum. Hem kendisi için zararlı olacağını bilmiyorum. Onun için inşallah bu dedikoduların da en kısa zamanda biteceğine inanıyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya'nın tarımsal üretimdeki yerine vurgu yaptı. Antalya'nın tarımda başı ağrısı Türkiye'nin midesi bulanır. Antalya'nın başı tarımda ağrırsa dünya gıdasız kalma tehlikesiyle baş başa kalabilir. Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ile beraberindeki heyet 5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Ekmeğe gizli zam yapıldığı iddiaları üzerine Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, gizli zammın söz konusu olmadığını, farkın gramajdan kaynaklandığını açıkladı. Tarım Bakanlığı'nın israfın önüne geçmek için ekmek gramajı ile ilgili çalışmaları ekmeğe gizli zam iddialarını gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bakanlığın uygulaması doğru bulduğunu, gizli zammınsa söz konusu olmadığını vurguladı. Yeni düzenlemede 200 gramdan başlayarak 10 gram ve katları olarak bir düzenleme yapılmıştır. 10 gram ve katlı olarak yapılmasındaki sebep de ekmekte bir fiyat değişikliğinde gidilmesi durumunda, yani 400 gram ekmeği 350 grama düşürmek zorunda kalmayarak enflasyon oranında gerekirse 20 gram, gerekirse 30 gram aşağı çekerek uygulamanın daha sağlıklı olacağı göz önünde bulundurmuştur. Dolayısıyla bakanlığın yapmış olduğu bu çalışma yerinde ve doğru bir çalışmadır. Büyük vilayetlerle, özellikle İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da vatandaşımız işletmede 200 gram ekmek bulabileceği gibi bunun katı olan 300 gram ekmek de alabilecektir veya 400 gram ekmek de alabilecektir. Kesinlikle gizli bir zam söz konusu değildir. Yani 200 gram ekmek üreten bir vilayette bir işletme ne gizli zam yapması söz konusudur, ne örtülü zam yapması söz konusudur, ne de örtük zam yapması söz konusudur. Bugün İstanbul ilinde 250 gram ekmek 1.25'ten satılıyorsa 200 gram yapacak olan esnaf kesinlikle bunu 1 liradan satacaktır. Ve bugün itibariyle gündemimizde 2018'in 6. ayına kadar kilogramı 5 liranın üzerinde ekmek fiyatı düşürülmemektedir. Tabii bu uygulama fırıncı esnafını da ikiye böldü. Kimisi maliyetlerin artacağını savunurken, kimisi de gramajın daha da düşürülmesini talep etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ekmeğin en az 200 gram yapılması ve 10 gram ve katları olarak üretilmesi için yürüttüğü hazırlık, fırıncılar arasında farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Bazı fırıncılar gramajın daha da düşürülmesini talep ederken, bazıları bunun ekmeğin maliyetini artıracağını savundu. Düzenlemenin amacı eğer ekmek israfıysa biz bu gramajın 200 gram değil 50 gramlara kadar düşürülmesini talep ediyoruz. Çünkü 200 gramla 250 gram arasındaki ayrımı vatandaş yapamaz. Çünkü 200 gram ekmeği de göstersek, 250 gram da göstersek
bu ekmeği de biraz daha fazla kabarttığın zaman ikisinin boyutu da aynı oluyor. Fakat israfın önüne geçmek için bunu 50 gramdan başlatıp da 200 ve 250 grama kadar farklı farklı boyutlarda yaparsak daha fazla israfın önüne geçmiş oluruz. Mesela biz bu uygulamayı başlattık. Müşterilerimiz normal ekmekten daha ziyade ufak ekmek talep ediyor. Onun satışı normal ekmeğe göre daha fazla. Çünkü bir evde bir kişi yaşayan bir vatandaş geliyor bizden 2 tane ufak 50 gramlık ekmek alıyor ve onun da karnını doyuruyor. Şimdi o ekmek olmamış olsa 250 gramlık ekmeğin yarısını yiyecek, yarısını çöpe atmak zorunda kalacak. Yani şimdi buradaki birinci amaçlanan hedef ekmeğin israfını önlemek. Ekmeğin gramajını düşürerek ekmeğin israfını önlemek. Ama işin ana çözümü bizim toplumumuzda bir sıcak ekmek tüketme bilincimiz var. Ana merkezde eğer biz ekmek sıcak ekmek tüketimini, yani ekmek beklediği zaman birinci gün, ikinci gün dolapta bekleterek tüketmeyi önleyemezsek veya bu bilinci artıramazsak ekmek israfını çok önleyemeyiz yani. Şöyle bir dezavantaj da var. Ekmek küçüldüğü zaman bu yetmez deyip daha çok ekmek alıp yine kalan ekmeği israf etme şeyimiz de, yani bu riski de var yani. Ekmeğin aslında gramajı ne kadar fazla olursa ekmeğin kalitesi o kadar iyi olur. Ekmek küçüldükçe, gramajı küçüldükçe kalitesi biraz düşer. Çünkü içinin hamur kalması, ondan sonra ekmeğin dinlenmesi, uzun süre dayanmasına engel olur. Ekmeğin gramajı arttığı zaman ekmek daha uzun süre dayanabilir. Tarım ve gıdada Ar-Ge çalışmaları için 630 milyon liralık kamu kaynağı özel sektörün kullanımına açıldı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının detaylarını ekranlarınıza taşıyoruz. Bu 630 milyon TL'lik kaynağı, kamu kaynağını, kamu servetini gıda ve tarım sektörünü büyütmek için bu ülkenin cesur, girişimci, heyecanlı, dinamik özel sektörüne açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Kamunun sahip olduğu 630 milyon liralık kaynak, gıda ve tarımda araştırma geliştirme çalışmaları için özel sektörün kullanımına açıldı. İkinci kamu özel sektör gıda ve tarımsal Ar-Ge ve inovasyon buluşmasında konuşan Doktor Nevzat Birişik, Tarım Bakanlığı tarafından verilen ve üst sınırı 3 milyon lira olan Ar-Ge desteklerini tanıttı. Bilimin ışığında daha fazla üretim için kamu imkanlarının özel sektöre açıldığını vurgulayan Birişik, bu kapsamda özel sektörün sahip olacağı avantajları sıraladı. Türkiye'nin tarımsal ekonomisi bu saatten sonra en çok Ar-Ge ve inovasyonda büyüyor. Özel sektörümüz bugünden sonra 1/4 maliyetine Ar-Ge yapma imkanına kavuşuyor. Her bir enstitümüze bir Ar-Ge ofisi açıyoruz. Bugün itibariyle yarısında bitti. Yılın sonunda 50 enstitümüzün tamamında özel sektörün kullanımına açık bir ofis olacak, internet bağlantısı olacak, masa olacak. Genel müdürlüğün sahip olduğu eğitim imkanları, konferans ve toplantı imkanları da özel sektör tarafından kullanılabilmeli. Suistimal edilmediği sürece proje kapsamında neden kullanılmasın? Tam olarak 100 yıldır bu genel müdürlükte yürüyen projelerin tümüne, sonuç raporlarına, niçin yapıldığına, kimin yürüttüğüne, elde edilen sonuçların tümüne erişebileceksiniz. Bu ülkenin 17 tane gen bankasında mahfuz olunan 3000 türe yakın bitkiye ait 300 bin numuneye erişebileceksiniz. Gıda ve tarım sektörünün Ar-Ge'den aldığı payın düşük olduğuna dikkat çeken Birişik, bu payın artırılmasını talep etti. Türkiye'de maalesef gıda ve tarım sektörünün Ar-Ge'den aldığı pay düşüktür. Alması gerekenin yarısıdır. Çiftçiye destek verelim ama Ar-Ge yapıp çiftçinin önünü açacak olana da destek verelim. Türk tarımsal Ar-Ge'sinin daha fazla kaynak almaya hakkı vardır ve bunu ekonomiye kazandırma şansı da vardır. Özel sektör gıda ve tarım sanayisinde maalesef düşük kapasiteyle Ar-Ge yapıyor çünkü böyle bir finansal birikim yok dediğimiz gibi. Hedefimiz bunu önce %30'a çıkarmak, sonra %50'ye çıkarmak ve %50'ye çıkardığımızda Türk gıda ve tarım sanayisinin bugün olduğundan daha hızlı büyüyeceğine, daha fazla katma değer üreteceğine, daha fazla ihracat yapacağına ve daha nitelikli istihdam yaratacağına olan inancımız tamdır. Özel sektör, kamu, üniversite birlikte çalışarak daha büyük bir katma değer yaratabilir. Sadece Ar-Ge yapmaz, inovasyon da yapabilir. Sorunları daha ucuz maliyetle çözebiliriz, daha iyi ürün pazarlayabiliriz, daha yeni ürünler geliştirebiliriz. Tarımın geleceğinin Ar-Ge'de olduğunu vurgulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, kamu açılımıyla tarımsal Ar-Ge'nin gelişeceğine inanıyorum diye konuştu. Tarım Ar-Ge'dir, inovasyondur. Tarımın geleceği Ar-Ge'dir. Aslında insanlığın geleceği Ar-Ge'dir. Öyle ümit ediyorum ki
Çok kısa sürede özellikle genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu açılımla ülkemizdeki tarımsal Ar-Ge ve inovasyonun daha hızlı büyüyeceğine, daha hızlı bu sektörün yatırım alacağına, gençlerimizin, gerçekten inovasyona açık olan gençlerimizin bu sektöre daha fazla ilgi duyacağını düşünüyorum. Bizim 50 tane araştırma enstitümüz var. Burada çok değerli uzmanlarımız var. Yıllarını tarıma vermiş, tarımdaki Ar-Ge'ye, inovasyona vermiş insanlarımız var. Yetişmiş bilim insanlarımız var aslında. Şimdi üniversitelerimizle beraber, sektörümüz, özel sektörle beraber hepsinin aynı çatı altında, aynı projeler etrafında bir araya geliyor olması ve bir sinerjinin ortaya çıkması ülkemiz adına gerçekten çok sevindiricidir. İyi ki varsınız, iyi ki icat çıkarıyorsunuz diyorum. Bu bizim tarımımızın geleceği, bu bizim ülkemizin geleceği, aslında insanlığın geleceği. Ülkemiz tarımı adına Ar-Ge'ye yatırım yapan, inovasyonun peşinde koşan, bu uğurda emek harcayan, alın teri döken, akıl teri döken herkese huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Zeytinyağında yeni sezona zamsız girildi. Geçtiğimiz sezonla aynı seyreden fiyatlar 18 ila 25 lira arasında değişiyor. Türkiye'nin en önemli zeytinyağı üretim merkezi olan Edremit Körfezi'nde 2017-2018 zeytinyağı sezonu zamsız açıldı. 1 litre sızma zeytinyağı geçen sezonun fiyatı olan 18 ila 25 liradan raflarda yerini alırken, erken asat zeytinyağı 25 ila 30, soğuk sıkım taş baskı ise 30 ila 35 liradan alıcı buluyor. Yani geçen seneki fiyatlarla hemen hemen bu seneki fiyatlar aynı olacağını düşünüyorum. Normalde natural sızma 0.8'e kadar olan 5 litrelik bir tenekenin piyasası 100-110 lira civarındaydı. Şimdi bu senede bakıyorum aynı fiyatlarla üreticiden 5 litrelik tenekelerde 100-110 liraya nakliye dahil olmak üzere satışlar devam etmektedir. Yani geçtiğimiz sene ve bir önceki senenin rakamlarının aynısı olarak son tüketiciye ulaşacak işte. Yani 18-22 skalası dediğimiz zaman bunun 5 kiloluk bir tenekenin 100 lira civarında olacağını gösterir ki bu hem tüketicinin alışkanlıklarını devam ettirmesi açısından ki çok önemlidir. Biz zeytinyağımızın en önemli tüketicilerinin yurt içindeki vatandaşlarımız olmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin insanları sağlıklı olsun, sıhhatli olsun, zeytinyağından faydalansınlar diye. Biliyorsunuz tüketimimiz 1-1,5 litre civarında. Bu ürettiğimiz yağın ancak ve ancak 1/3'ünü tükettiğimiz anlamına gelir. Böyle bir bol senede bu sağlık iksirinden insanlar daha çok faydalansınlar, daha çok yararlansınlar. Pamukta yeni ekim modeli verimi ciddi ölçüde artırdı. Şöyle ki tohumlar tek sıra yerine iki sıra ve birbirine çapraz olarak ekilince sonuçta gerçekten memnun edici oldu. Son zamanlarda teşvik ve fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle üretimi artan pamuğun yeni ekim modeliyle de verimine verim katılıyor. Tohumların tek sıra yerine yan yana iki sıra olarak ve yeterli kök alanı sağlamak amacıyla birbirine çapraz ekilmesiyle birim alandan alınan verim yaklaşık %25 artıyor. Yeni ekim modelinin çiftçilere büyük bir yük getirmeyeceğini belirten Süleyman İskenderoğlu, büyük alanda üretim yapan çiftçilere yeni ekim modelini tavsiye etti. Çift sıra yaklaşık olarak 650 ve 700 kilo civarında bir dönüm dekar başına bir verim geliyor. Normal standart ektiğimiz pamuklarda ise ortalama 550, 560, 570 kilodur. Yaklaşık olarak bir %25 bir ek gelir olmuş oldu çift sırada. Masraf aynı, değişen hiçbir şey yok. Bizim çiftçilere tavsiyem büyük üreticilerimiz, belki küçük üreticilerimiz yapamaz. 20 dönüm, 50 dönüm yapan belki gücü yetmez ama büyük üreticilerimizin kesinlikle çift sıraya yönelmesinde büyük bir yarar. İçinde bulunduğumuz arazi şu anda bu çift sıra. Zaten görüyorsunuz dikine baktığımız zaman çift sıralı olduğu görünüyor.
Onun için üreticilerimizin, büyük üreticilerimizin mutlaka sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye genelinde çift sıraya yönelisi. Ha, ben bu söylediğim sadece Diyarbakır'ı kapsamıyor. Eğer totalde düşündüğümüz zaman Türkiye'de 800 bin ton pamuk varsa bu 1 milyon tona çıkıyor ve hiçbir masraf yapılmadan. Bakın sadece dönüme 1 kilogram tohum dışında ekstradan hiçbir masraf yok. Harcadığınız ilaç aynı ilaç. Harcadığınız gübre aynı gübre. Harcadığınız su aynı su. Yaptığınız ara çapa, masraf her şey aynı. Sadece dönüme 1 kilogram tohum. Onun dışında bir şey yok. Yeni ekim yöntemiyle üretimini artıran Mehmet Şeker de uygulamanın diğer çiftçiler tarafından hayata geçirilmesini önerdi. Diğer çiftçilere de tavsiye ediyorum. Ekim alanları sabit kalacak ama verimleri artacak. Geçen sene 218 ton aldım aldığım yerde. Bu sene 275 ton aldım. Ne kadarlık bir ekim alanında? 470 civarında. Şimdi sizleri Yalova'ya götürüyoruz. Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin hasadında sona gelindi. Ürün bu yıl fiyatıyla da rekoltesiyle de yüz güldürüyor. Hasadı sonbaharda yapılması nedeniyle hüzün meyvesi olarak bilinen kestane bu sene de yüzleri güldürdü. Değerini hiçbir zaman kaybetmeyen bu besleyici ve lezzetli meyvenin Yalova'da hasadına sona yaklaşıldı. Ziraat mühendisi Erdal Orman, üretiminde dünya ikincisi olduğumuz ürünün rekortesi düşük olmasına rağmen fiyatıyla yüz güldürdüğünü söyledi. Erdal Orman, kestane yetiştiricilerine tavsiyelerde bulundu. Kestane ülkemizde sert kabuklu meyveler üzerinde önemli bir yerde. Dünyada ikinci sıradayız. FAO verilerine göre 63 bin tonu aşmış durumdayız. Kestane ülkemiz için stratejik önemde ve birçok ailenin geçim kaynağı durumunda. Hasadın sona yaklaştığımız bu günlerde güzel haberler alıyoruz. Bazı yerlerde tabii rekoltenin düşük olduğu ama buna rağmen fiyatların yüksek olduğunu biliyoruz. Genel olarak kestane yetiştirici üzmemekte. Kestane kısaca şöyle demek gerekir. İstikrarlı bir ürün. Hiçbir zaman belli bir ürünün düzeyinin altına inmez hiçbir zaman. Ve alıcısı her zaman hazırdır. Fiyatı da hiçbir zaman belli bir seviyenin altına düşmez. Daha erken meyve yatar birçok sert kabuklu meyveye göre. Bu yönüyle çiftçi açısından vazgeçilmez bir ürün. Ama tabii çiftçimizin bilmesi gereken de şudur. Özellikle dal kanseriyle ilgili mücadelenin çok yönlü olarak ve tavizsiz bir şekilde yapılması, yine aşılama çalışmalarının dikkatli bir şekilde yapılması, karantina önlemlerine dikkat edilmesi, yani hastalık ve zararıyla bulaşık alanlardan alınan bitki, tohum ya da fidan materyalinin başka yerlere götürülmemesi. Buna aşırı derecede dikkat etmek çiftçimizin menfaatine. Bu şekilde uzun yıllar istikrarlı bir üretime kavuşabiliriz. Şimdiki haberimiz özellikle üzüm üreticilerini yakından ilgilendirecek biraz daha teknik bir konu. Gaziantep'te üzüme farklı bir terbiye sistemi uygulanarak hem verim ve kalite artırıldı hem de güneş yanığının önüne büyük ölçüde geçildi. Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü tarafından ortaya konulan sofralık üzüm çeşitlerinin pergola terbiye sisteminde performanslarının belirlenmesi projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında uygulanan çardak terbiye sistemi 9 üzüm çeşidinde hem kaliteyle verimi artırdı hem de güneş yanıklığının önüne geçti. Bu gördüğümüz bağda bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde sofralık üzüm çeşitlerinin pergola terbiye sisteminde performanslarının belirlenmesi adlı bir projemiz. 2010 yılında bu projeye başladık. Şu an sonuçlanmış olarak sonuç raporunu yazacağız. Burada 9 farklı üzüm çeşitlerimiz var. Özellikle bölgede yöresel olarak yetişen Hönüsü ve Kızılbanki ile beraber diğer mevcut standart üzüm çeşitleri nedir bunlar? Horoz Kırısı, Hönüsü, Red Globe, İtalya, Atı Sarısı, Barış ve Helvani dediğimiz üzüm çeşitleri ve bu 9 üzüm çeşidini çardak terbiye sisteminde yarıştırıyoruz. Dolayısıyla bizim bildiğiniz üzere Güneydoğu Anadolu bölgesi oldukça sıcak geçen bir bölge. Biz bu projeye başlarken amacımız bölgedeki mevcut bağlarımızda oluşan salkımlarda güneş yanıklığı oldukça fazlaydı. Dolayısıyla bu güneş yanıklığını nasıl bir şekilde ortadan kaldırabiliriz? Acaba hangi terbiye sistemini önerebiliriz? Hangi terbiye sistemini ön plana çıkartabiliriz diye böyle bir projeye girdik.
Ve bu projenin sonucunda oldukça 9 farklı çeşidinin birbirinden üstün özelliklerini gördük. Kültürel faaliyetlerin oldukça kolay yapılabildiğini gördük. Traktörle sürüm olsun, ilaçlama olsun, budama olsun ve topraktaki yabancı ot çıkışlarının ne kadar az olduğunu bariz bir şekilde fark ettik. Bizim amacımız burada verim ve kaliteyi artırmaktı. Aynı zamanda güneş yanıklarını ortadan kaldırmak oldu. Bu terbiye sisteminde sofralık üzüm çeşitlerinin verim ve kalite açısından oldukça yüksek olduğu, güneş yanıklığı diye bir sorun ortadan kalktığını bu projenin kapsamı içerisinde sonuçlarını görmüş olduk. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte Tarım Bülteni'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pazartesi saat 17'de yine bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.